Ödül mü verecekler? Kalk gel, kalk. Minibüslere bindim. Çarşıya gittim. Bankamatikten kızımın düğünün ihtiyaçları için bankamatikten paramı çektim. Gittim işte marketten alışverişimi yaptım. Oradan hırva çektim. İhtiyaçlarımı aldım. Tekrar minibüs durağına geldim. Uçağı zaten oradaydı yani. Orada dikiliyordu. Önce ben arabaya bindim. O şahıs benim arkamdan bindi. Önce minibüsün arka tarafına oturdu. Minibüs hareket ettikten sonra tekrar geldi yanıma oturdu. Baktım ki araba boş. Ya beyefendi niye yan tarafa gitmiyorsun diye uyardım. Dedi ki ya işte klima çalışmıyor. Yok bilmem şey çalışmıyor. İyi dedim ben de insanlık yaptım. Yanıma oturdu. Baktım ki kıl kıyafeti düzgün şahıs. Minibüsle beraber aşağı yukarı köyümüze kadar geldik. Ben durağımın evimin durağında indim. Oradan eve geldim. İşte poşetleri buzdolabına yere serdim. Elimi bir attım ki baktım eyvah para gitmiş. Hemen koştum yine bir şeye. Dedim ki ya benim para çalınmış. Hemen o dedi ki kayıtlar var dedi. Hemen jandarmayı aradık. Kayıtları aldık. Jandarma geldi. Jandarmaya bilgileri verdik. Ondan sonra işte jandarma araştırmasını yaparak işte bu kişinin tırnakçı olduğunu söylediler. İşte yan kesici olduğunu söylediler. Sağ olsunlar yakaladılar. Tabii ben parayı düğünde kızımın düğün için harcayacaktım. Tabii üzüldüm. Yani benden sonra işte diğer vatandaşlar da yani gasp etmiş şey olursa yani yaşlı insanları tekrar üzülmesinler. Bunlar cezalandırılmalı. Güvenlik kuvvetlerine işte jandarmaya teşekkür ediyorum. Yani yakaladıkları için. Yani bütün insanlar dikkatli etsinler. Yani özellikle bankamatik önünde maaş çekenler, yaşlı insanlar. Bu kişileri gördüklerinde yani uyarsınlar. Gerekirse şey, güvenlik kollarını arasınlar, jandarmayı arasınlar. Artık bunlar yani temizlenmeli. Başka insanların da canları yakmamalı.